Olayın Nari'nin cansız bedeni bulunmadan bir süre öncesinde amcası tutuklandı ve çok üzücüdür ki dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen dosyada sadece savcılık personelinin, kolluk birimlerinin ve Adalet Bakanlığı personelinin dışında hiç kimsenin ulaşamadığı bilgiler ve belgelerin yandaş medyayla ve basınla paylaşıldığına da biz tanıklık ettik. Bu süreç elbette ki etkin bir soruşturma yürütülmesini beklediğimiz, kamuoyunun da yakinen takip ettiği, hepimizin kendi şahsi dosyamız olan Narin cinayeti dosyasında etkin soruşturmaya dair hepimizde ciddi şüpheler ve endişeler de oluşturdu. Akabinde iktidar partisi milletvekillerinden bir tanesinin cinayetle bağlantısı bulunan aile bireyleriyle ilişkilerinden kaynaklı olarak da aileyi koruyucu, dosyayı yönlendirici ve etkin soruşturma ve kovuşturmaya müdahale edecek düzeyde sözler ve cümleler kurduklarını ve dosya üzerinde ciddi bir delil karartma baskısının da mevcut olduğunu biz hepimiz beraber izledik. Bugün biz Narin cinayeti dosyasının etkin soruşturulmasını önlemeye yönelik müdahalelerin soruşturulması, dosya delillerinin karartılacak şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve akabinde etkin bir soruşturmayı gerektiren bu yargılama sürecinde basında ve kamuoyunda dosyanın vehameti karşısında ısrarla magazinel bir fotoğrafla dosyanın gerçekliğini ve cinayetin sebeplerini gizlemeye yönelik tutumlarının da soruşturma konusu edilmesini ve bugün itibariyle de yürütülen soruşturmanın halen toplanacak deliller olması sebebiyle de etkin bir şekilde yürütülmesini ve zamana yaymak suretiyle de bu dosyanın da failsiz bırakılmaması için biz bu başvurumuzu yaptık. Bugün itibariyle bile halen toplanan deliller varken ulaşılması mümkün olan delillere ulaşılmasını, aileye delillerin karartılması sebebiyle katkı sunan, iktidar güçlerini kullanan kişilerle telefon irtibatlarının ve bağlantılarının tespit edilmesini, bu temelde hem suçu işleyen hem de işlenen suçun ortaya çıkmasını önlemeye çalışan, delil karartan kişilerin de bu süreç içerisinde tespit edilerek yargı karşısında cezalandırılmasını, haklarında ilgili yeteri kadar iddianame tanzim edilmesini ve Narin dosyası üzerindeki bu baskının ve bu etkinin de ortadan kaldırılması ve halen geç kalınmamış olan etkin soruşturma sürecinin de etkin bir şekilde sürdürülerek zamana yaymak suretiyle hem delil karartmak hem de bu dosyanın failsiz bırakılması çabalarının karşısında olduğumuzu belirtmek üzere suç duyurularımızı yaptık. Yapılan müdahalelerin yapanlar tarafından, kim tarafından yapılmışsa ilgili kişilerin tespit edilmesini, ilk günden itibaren aileyle irtibat halinde bulunup bu suçun örtülmesine ve gizlenmesine katkı sunan kişilerin tespit edilmesini ve bu dosya kapsamında şeffaf, açık bir şekilde de kamuya açık bir şekilde dosyanın soruşturmasının etkin bir şekilde yürütülmesi taleplerimizi dile getirdik. Narin cinayetinin failsiz bırakılmaması konusunda hem cinayetin sebeplerinin hem cinayetin sorumlularının bütün ilişkileriyle ortaya çıkarılması konusundaki takibimiz, ısrarımız ve müdahalemiz de devam ediyor.